Hocam öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sümer kültürü denince dünya genelinde akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Dil tarih coğrafyanın da ilk mezunlarından biri. Türkiye'de Sümerce eğitimi nasıl başladı? Bize bunu anlatabilir misiniz? Evvela şeyi anlatmam lazım. Dil tarih fakültenin kuruluş şeyine, felsefesini anlatmam lazım da. Ondan sonra efendim, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihini araştıracak uzmanlar yetiştirmek üzere. Çünkü o zamana kadar, Atatürk zamanına kadar Türklerle ilgili hemen hemen hiç şey yoktu, araştırma yoktu. Şeyde, batıda olan şeylerde hep Türkleri küçülten yazılar vardı. Hatta Türkler mesela bir şeyde diyor ki Türklerin dili ancak 3. yüzyıla kadar devam ediyor. Ondan evvel Türkçe yok kendilerine göre ki o da tengeri kelimesinden geliyor. Halbuki bu tengeri kelimesinin esası da Sümer'de dingir kelimesinden geliyor. Dingir gök aynı zamanda Tanrı anlamına geliyor. O bizim şeye, Türkçe'de tengeri, tengeri demiş. Tengir sonra tengeri olmuş. Yani Tanrı manasında kullanılmış. Bütün ama zamanda, öyle 3. yüzyılda değil. Binlerce yılda. O bakımdan işte Türk tarihinin, Türk kültürünün araştırılması lazım diyor Atatürk. O zaman için diyor ki nereden araştırılacak? Türklerle ilgili ne yapacak? Türklerle hangi Türkler, hangi milletlerle beraber olmuş, onlarla ilişkili olmuşsa o milletlerin şeylerinde, kültürlerinde, kitaplarında, yazılarından araştırılması lazım. Hangi milletler bunlar? Çinliler devamlı. Hintliler, orada devlet kurmuş Türkler. Ondan İranlılar, zaten yarısı Türk bunların. Ondan sonra Ruslar, ondan sonra Araplar, Latinler, Yunanlılar, bütün bu insanlarla, Macarlar, hepsiyle temas etmiş Türkler. Bütün bu milletlerin dili ve kültürü konacak diyor. Ondan sonra Atatürk bir kitapta okumuş, Fransa kitap, kendi gözümle gördüm. Orada diyor ki, Sümerliler Orta Asya'dan gelmiş olabilirler, dilleri Türk diline benziyor. Altını çizmiş, yanına kocaman bir önemli yazmış. Bu bakımdan diyor ki, bunların da Türklerle ilişkisi olabilir, binaenaleyh Sümeroloji de konacak. Ama biliyor musunuz, o zamana kadar hala öyle bir sumeroloji bölümü yoktur. Astroloji bölümü vardır. Çünkü bu kültür, yani Çivi kültürü, astroloji, Asur dili ve Asur yazılarıyla ilk çözüm yapıldı. Ve öyle devam ediyor. Sümerler sonradan çıktı. Ama Atatürk diyor ki, bırakın şu Samileri, burada Sümerler, Sümeroloji olacaktır. Bu arada Atatürk 1930 o kadar işin arasında Hatoşa'da bir şey olduğunu, neydi onun ismi, kazı yapıldığını, Hititlere ait kültür bulunduğunu, tabletler bulunduğunu, onların okuduğunu, dillerinin çözüldüğünü öğrenmiş ya. Aklım almıyor benim bunu. Ve o an zaten şeyde çıkacak olan, Almanya'da, Fransa'da çıkacak olan bir Hitit mecmuasını şeyine alıyor. Atatürk. Sponsorluğunu alıyor. 1930 düşünebiliyor musunuz? Yani diyor ki Hititler'de 500 yıl
Anadolu'da hüküm sürmüş, devlet kurmuşlar. Belki onların da Türklerle bir ilişkisi vardır. Hitit diyor, Hittoloji'de konacak diyor. Arkeoloji konuyor, antropoloji konuyor, genel tarih, coğrafya, kocaman bir şey. Sonra diyor ki Atatürk, bu çocuklar öğrendi, hadi okudular ama kitap lazım bunlara, gitmeleri, yer lazım, para lazım. O zaman dil ve tarih kurumlarını da kuruyor. Bunları maddi yardım yapacak. Ve bu kurumların parasının sermayesini kendi cebinden koyuyor ki gelen hükümetler onları, çalışanları bizim yolumuzda çalışmayın desinler diye. Yani özel olarak çalışsınlar istiyor. Ne kadar büyük bir şey. Bu fakülte o gün için biz Türkiye'ye çok büyük bir külfet. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu dil şeylerin, kültürlerin hocaları geliyor. Onları koyuyoruz. Bir tane değil. Hepsi birden. Büyük bir külfet. Büyük bir şey. Ve dünyada böyle bir fakülte yok. En önemlisi böyle bir fakülte yok. Hala da yok. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Çok önemli. İşte bu fakülteye kurulduktan sonra orada gelen hocalar bu Almanya'dan sürülen, yani Almanya'da Yahudi oldukları için kendileri kabul edilmeyen hocaları biz kabul ettik. Bize müracaat etti, yani Türkiye'ye. Ve işte onlardan benim hocam hem Sumeroloji hem Hittoloji hocam onlardandı. Ve hele Hittoloji hocamla ölünceye kadar hep beraber olduk. Yani ben Amerika'ya gittim, evinde kaldım. Nerede neyim olsa bana yardıma geldi her şeyde. Yani son derece dost olarak o öldü. O çok severim. Hani hocalarımızda Landesberger'le o kadar olmadı. O da çabuk öldü. Onu da Amerika'ya gittiğim zaman ziyaret etti falan. Ama en çok kitabıkla çok şeyimiz oldu. Hocam siz Sumerolojiyi nasıl istediniz, nasıl tercih ettiniz? Evet, nereden aklınıza geldiniz? Sumeroloji, aklımız Allah'a. Ben öğretmendim. Evet. Okumak istiyordum ama nerede okuyacağım? Yüksek zaten okuma imkanımız yok. O sırada Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açılıyor. Ve bir defaya mahsus olmak üzere öğretmenleri kabul ediyorlar bir defaya. O zaman babam duyuyor. Babam çok merak ediyor rahmetli. Hemen bana kızım dedi, böyle böyle fakülte açılmış, gider misin? Gitmeyi istedi o. Ben maaşımı olduğu gibi babama veriyorum. Biz milyon şey yapmışız. Hiç evimizde eşyamız yok. Bir ev bulmuşuz tesadüfen. Daha yeni adam olmaya çalışıyoruz. Bütün bağışım babama veriyor. Ben çekersem babam ne yapacak? Babam bunu düşünmüyor da. Neyse. Bu arada giden gelen oldu arkadaşlardan. Kaydolup geliyorlar. Ben o arada dedim ki eğer yatılı olarak kalırsam kalırım. Yatılı olmazsam döner gelirim ve gideceğim dedim. Biz iki arkadaş, bir arkadaşım daha vardı, o da öğretmen. Beraber el ele koyardık, bir yatak, bir yorgan koyduk, gittik Ankara'ya. Ankara, köy. Ondan sonra neyse, yatağımızı, yorganımızı orada birine verdik. Hemen fakülteye gittik. Daha önceden sahip fakülteye gitmeden, geç gittiğimiz için kabul etmezler diye korkumuzdan hocamız vardı rahmetli. Tarih hocamız o şey olmuştu, mebus olmuştu. İlk kadın mebuslardan.
Ona gittik. Hocam biz geldik ama ya kabul etmezlerse, biz de çok severdi ikimizi de. Hemen telefon etti, bu çocuklar beni talebiler, bunları ne yapın, yapın alın diye. Biz kalktık gittik fakülteye. Ne, hangi şube? Ben Fransızca dedim. Fransızca dolu dedi. Yok, o yok. Şey dedi, hocası yeni gelen bir şube var. Neresi? İptoloji. Yanına sumoloji alacaksınız, arkeoloji alacaksınız. Ya mecbur. Peki olsun dedik. Kaydolduk. Arkadaşla çıktık. Hiçbirisini bilmiyordu. Lojinin bir bilim ifade ettiğini bile bilmiyoruz yani. Ondan sonra şaşırdık. Fakat derse girdik, bir de baktık ki Allah, yabancı dil, Almanca konuşuyorlar, dil yazılar. Fakat insan arzu edince kalıyor, her şey oluyor. Neyse, böylece orada kaldık, histoloji bölümünde, histoloji. Onun için Gütenburg'la çok dosttuk. O dönem Alman profesörlerden eğitim aldınız hocam. Alman profesörlerin de Türkiye'ye geliş hikayesi var. Bu sürece ilişkin ne hatırlıyorsunuz? Türkiye o dönem Yahudi profesörlerine nasıl destek oldu? Şimdi bakın, benim hocam gelince, Landsberger, tümörlüğü hocası, diyor ki geldik ama kitap yok. Ne yapacağız? Almanya'da falan profesör öldü, kütüphanesi satılacak. Acaba alabilir misiniz? Derhal kitaplar alındı geldi. Kim kitap istediyse kitap. Şimdi gelen o profesörler canlarını kurtarmak için geldiler bize. Ama biz onlara eğitim imkanı sağladık. Eğitim yapabilecek imkan sağladık. Onlar son derece mutlu oldular bundan dolayı. Yani bu çok önemliydi onlar için. Ve hakikaten herkes o kadar büyük şey, heves başladı ki laboratuvar istediler, laboratuvar alındı. Kütüphane istediler, kitap alındı. Her şey. Yanlarına birer tane şey verildi. Tercüman verildi. Ve verirken dedi ki 3 sene içinde Türkçe'yi iyi öğreneceksiniz. Siz tercüme edin. Kendiniz söyleyeceksiniz Türkçe. Hakikaten öğrendi. Benim Gütenburg gayet güzel Türkçe bilirdi. Bana hiç unutmam, Amerika'dan 17 sayfalık bir mektup yazmıştı. 17 sayfa. Çok, yani çok severdim onu. Zaten onun sayesinde ben müziğe geldikten sonra işte beraber çalışalım dedi, şöyle yapalım. Onun sayesinde kopya yapmayı, kitap yazmayı öğrendi ve onunla ancak adam olduk yani. Hocam bunların hikayesi neydi? Neden Türkiye'yi seçtiler? Mecbur oldular oğlum o zaman. Türkiye Cumhuriyeti'nden haberleri yok. Daha 10 yıllık bir şeyiz. Bütün dünya, yani gidebilecekleri her yere müracaat ediyorlar. Ki bunların içinde en önemlisi göçmen memleketi olan Amerika. Amerika bile kabul etmiyor bunları, biliyor musunuz? Hiçbirisi kabul etmiyor. Hitler korkusu diyor. Onun üzerine kalıyorlar bunlar. Bunlar dernek kuruyorlar evvela. Şimdi şeyde kürsülerinden atılmaya başlayınca ne yapacaklar? Hemen İsviçre'de bir dernek kuruyorlar, yardımlaşma. Bu dernek vasıtasıyla bütün milletlere müracaat ediyorlar, hiç kimse kabul etmiyor. O sırada İsviçre'den bir profesör bize davet edilmiş, bizde yüksekokul yapılacak, işte bazı fikirler almak üzere davet edilmiş bir profesör. Bunu duyuyorlar, diyorlar ki o vasıtasıyla bu Türkiye denilen cumhuriyete bir müracaat edelim. Onun vasıtasıyla bir müracaat ediyorlar Atatürk'e.
gelsinler diyor Atatürk. Hemen gelsinler. Ve onlarla 1933'te bir antlaşma yapılıyor. Ben onu okudum, bu an ağladım. Niye ağladım? Bir yüzünden yaş geldi. Hala da gelir. 10 yıllık bir devletiz daha. Herkes şeyden korkuyor. Hitler'den korkuyor. Burada yazıyor. Bu şahıslar diyor, ister sokakta, ister hapiste olsun. Bunlar artık Türk hükümetinin memurudurlar. Alman hükümetinin onları göndermekte herhangi bir şey yapacaklarını tahmin etmiyoruz. Şayet mani olmaya kalkarlarsa biz nasıl halledeceğini biliyoruz. Ya, o 10 yıllık bir devlet bu. Bunu ben yani okuduğum zaman ağladım. O kadar heyecanlandım. Ve işte o zaman gelmeye başladılar. Onlar geldi, onlar derhal bize fakülteler açıldı. İstanbul Üniversitesi'nin üniversite haline geldi. Her şey artık tam Avrupa'nın en yüksek eğitimi başladı. Biliyor musunuz, 1950'de benim kardeşim doktor olarak Almanya'ya ihtisasa gitti. Tübingen'e. Oraya gidiyor. Kardeşim diyor, sınıfta beni diyor, adam yerine koymadılar diyor. Ben doktor olarak gittim, Türk'üm diye diyor, bana bir şey diyor, şey hastalarla yatırıyorlar böyle. Çok fena bir vaziyette. O arada hoca bir soru sormuş. Kimse bilmemiş, bu parmağını kaldırıyor. Cevap veriyor. Nereden biliyorsun diyor sen, Türk. Schwarzstan diyor. Ne? Schwarzstan. Nasıl? Schwarz benim hocamdı. Ve diyor, ben bunu söyledim. Benim diyor, sınıfta şeyim diyor, öyle yükseldi. O hemen doktorların arasına sokuldu falan. Yattım kalktım Atatürk'e dua ettim diyor. İyi ki bunları aldı Atatürk diye diyor. Yani düşünün. Bir Schwarz kelimesi şeyle böyle Avrupa'da, çünkü bunların hepsi meşhur insanlardı. Ve bu şeyle muazzam bir eğitim seferberliği oldu. Hakikaten büyük bir eğitim seferberliği oldu. Bununla onun için bugüne geldik. Yoksa gelemezdik. O zamanki o eğitim olmasaydı bugüne gelemezdik. Evet canım. Peki Almanya veya Hitler yönetimi bunları istedi mi Türkiye'den? Bir şey oldu mu? Ha, onu söyleyeceğim. Bir sene sonra aklı başına geliyor Hitler'in. Diyor ki gönderin onları. Ben size daha iyisini göndereceğim. Göndermedi. İnanın son ana kadar uğraştılar. Gestapo gönderdiler. 1940'larda Gestapo'lar geldi. Onları gönderelim. Yine göndermedik. Hakikaten hükümetimiz çok güzel dayandı bunlara. Ve onları savaştan sonra ancak işte şey edildi. Yollar açıldı. Onlar da ve yalnız bize değil, dünyaya onlar şey etti. Başka yerlerde yine aynı eğitimi yaptılar, aynı şeyi devam ettirdiler. Onun için dünyaya kazandırdık biz bu insanları. Yalnız kendimize değil. Bu bakımdan, tarih bakımından çok önemli yaptığımız iş. Bir de Einstein'ın Atatürk'e gönderdiği söylenen bir mektup var. Çok sık gündeme geliyor. Siz neler hatırlıyorsunuz o konuda? Ben onu hatırlamıyorum, hayır. Onu sonradan ben duydum. Evet. Yani ne derece, ne şekilde olduğunu bilmiyorum. Bazıları diyor, Einstein'ın mektubu üzerine geldi. Hayır, ben onu, yani bunlar onun üzerine geldi değil. Onun yazdıklarından belki birkaç tane daha geldi, bilmiyorum. Ama onlar onun
mektup üzerine gelmediler. Onu biliyorum. Peki Einstein daha sonra Türkiye'ye neden gelmedi? Onu hatırlıyor musunuz? Onu bilmiyorum. Amerika aldı onu. Amerika hemen aldı. Hocam Kurtuluş Savaşı döneminde çocuktunuz. Neler yaşadınız o dönem? Neler hatırlıyorsunuz? Bize aktarabileceğiniz neler? Onu Allah bir daha çocuklarımıza göstermesin. Yani göstermesin. Hep dua ettim. Çok fena. Biz Kurtuluş Savaşı işte İnönü'nün şey olduğu zaman biz Pazarcık'taydık. Tam İnönü'nün olduğu yerde. İnönü bozgunundan Yunanlılar Pazarcık'a geldi. Kaçtılar. Biz oradaydık. Babam işte orada öğretmendi. O Yunanlı gelirken, kaçıp da gelirken bayrağı almış. Babam mektup bayrağını eve getiriyor. Kocaman bayrak. Annem ne yaptın sen, öldüreceklerdi seni yolda bayrakla. Bayrağı mı içersinler, çiğnesinler diye hanım getirdi. Onu gayet iyi hatırlıyorum. İşte asker bu kaçarak geldi, oraya gelmiş. Ben çocuktum tabii o zaman. Ben çocuktum. Ama babam İnönü'ye yani hizmet edecek, İnönü başta geliyor. Hizmet edecek asker veremiyorlar. Asker o kadar ki babam İnönü'ye hizmet ediyor. Yani o düşmanın arkasından geliyor İnönü. Diyorlar ki düşman kaçıyor. Kaçıyor demeyin, onları burada ezeceğiz diyor İnönü. Ne diyor ya annem babam işte düşman geldiği zaman diyor her taraf neydi onun ismi? Yemek kabı olan konserve kutularıyla doldu diyor. Bizimkiler zavallı konserve falan yemelerine imkan yok. Ayaklarında çarpmış. Yani ayaklarında ayakkabı bile yok. Öyle bir vaziyette o düşmanı kovalıyorlar. Ne oluyor? Bir babam anlatırdı. Bir tane top varmış. Dağda şeyler koymuşlar. Soba boruları. Bir topu alıyorlar, buradan oluyor, oradan oluyor, götürüyorlar. Sanki çok top varmış gibi oradan atıyorlar. Öyle kazandık yani İnönü zaferine evvela. Yani daha sonraki zafer de öyle. İnsanların ayaklarında çarık yoktu çünkü askerin elbisesinin yapılan fabrikalar düşmanlar tarafından edilmişti, işgal edilmişti. Halk ne yaptıysa onunla giydi gitti ve onunla düşman kazandı. Evet canım. Kurtuluş Savaşı'nı konuştuk hocam. Atatürk'le hiç karşılaştınız mı? Evet. Hayır maalesef ya yani Atatürk'ü uzaktan gördüm. Yani karşılaşmadım ben çünkü o Eskişehir'de öğretmendim. Ondan sonra da fakülteye gittim. Fakülte olmadı. Uzaktan gördünüz dediniz. Uzaktan gördüm. Nerede gördünüz? Nasıl gördünüz? Eskişehir'de gördüm. Yani bizim evin önünde ve evimizin hizasında arabayla geçti. Açık araba İran Şahı ile beraber geçtiler. Biz de pencereye çıktık, selamlaştık. Çok yakındı Eskişehir'de. Öyle oldu onu. Bir de Ankara'da uzaktan gördüm. Başka hiç görmedim. Yalnız ben söylemedim. Bakın o İnönü zaferinden sonra biz kalktık oradan Pazarcık'tan Bilecik'e trene yayan yapıldak böyle geliyoruz. Oradan treni binip Eskişehir'e geliyoruz. Eskişehir'de iniyoruz. Eskişehir'de İngilizler var. Orada bir müddet para yok. Bir şey yok. Annem babamın pantolonunu çekmiş. Sökmüş. Ondan çıkarmış. Pantolon dikmiş.
O zaman enteresan pantolon giymeye başlamış insanlarımız. Yani sonra da idrak ettim ben onu. O çalvar giyiyorlardı. Pantolon, annem pantolon dikiyor, para alıyorlar. O kadar yokluk ki düşün, ben hastalanmışım, kızamık olmuşum. Bana süt alıyorlar, kardeşime veremiyorlar. Kardeşim diyormuş ki ben de ablam gibi hasta olsam da süt içsem. Yani o derece yokluk. Oradan Sakarya Savaşı'na şeyimizi, ordumuzu geriye çekmeye başlamışız. Ondan sonra biz de oradan kalktık, Ankara'ya geldik. Ankara'da babam, bizim ya halam varmış, eniştem Çorum'da. Oraya kaçalım, bir gidelim. Herkes kaçıyor şeye, doğuya doğru kaçıyor yani. Yer bulsun, yani yayan yapıldı, öyle gidiyorlar. İşte biz de, babam da nasılsa bizi bir şeye, trene bindiriyor. Trende dekovil diyor. Altında cephane, cephaneyi de kaçırıyorlar dışarı. Üstüne bizleri bindiriyorlar. Açık, ortada çocuklar, etrafta şeyler, büyükler. Böyle bir gittik. Ondan sonra bizi indirdiler bir yerde, Yahşahan diye bir yerde. Gece karanlığında. Ondan sonra orada işte Çorum'a gitmek için vasıta bulma imkan yok. Hiç vasıta. Adam eşek, babam eşek kervanı buluyor. Ondan sonra bizimle beraber başka aileler de var, birkaç aile. Ondan sonra eşek kervanıyla çocukları şeye, küpeye koydular bizleri. Ondan sonra büyükler üstüne düşe kalka. 5 günde çorba gidiliyor. Aç, susuz, ne sıkıntılar, yani bilemezsiniz. Bir bağ şeyde tam Ağustos ayıymış. Ondan sonra bir bağa giriyoruz. Bağda da daha oruk şey, üzümler olmamış. Koruk, o korukların tadını hala hatırlarım. Koruk dedik hepimiz. Yani o vaziyette Çorum'a gittik. Tabii halamın evine gittik. Şimdi öyle bir şey olmuş ki halamın kocası da bizden evvel bir araba getirmiş. Devlete verilmek için evde ne varsa koyuyor. Halam da kızıyor, diyor ki her şeyi götürüyorsun. Hanım diyor, düşman kapının içine gelse sen ne yapacaksın bunları diyor. Halam tabii o zaman anlamıyor, düşmandan falan kimsenin haberi yok Anadolu. Bizi böyle görünce perişan vaziyette gittiğimizi, o zaman halamın aklı başına eriyor. Ha diyor, demek ki büyük felaket var memlekette. İşte orada böylece Cumhuriyet'e kadar kaldık, Cumhuriyet'i yaptık. Ondan sonra Cumhuriyet'ten sonra babam Bursa'ya tayin oldu, geldi falan bir yer. O zamana kadar Çorum'da kaldınız, değil mi? Çorum'da kaldım. Babanızın vazifesi neydi? Öğretmendi. Öğretmen. Babam çok çok açık kafalı, çok açık, çok şey bir insandı hakikaten. Cumhuriyet'ten sonra Ankara'ya? Ankara'ya değil. O Ankara'ya 1936'da geldim ben. Öğretmenlikten. Türkiye'de her zaman konuşulan bir şey var. Atatürk daha uzun yaşamış olsaydı Türkiye nasıl olurdu gibi ifadeler sık sık kullanılıyor. O dönemde yaşamış olmak nasıl bir duyguydu sizin için? Kadın hakları, eğitim gibi alanlarda neler farklıydı bugüne göre? Şimdi bak yavrum, o zaman öyle bir şey oldu ki ben 10. yılında öğretmenlik Eskişehir'de. Şeyin 10. yılı. Nasıl 10. yılda şey yapıyoruz, eğlenceler yapıyoruz. Büyük danslar, efendim, şeyler, çay partileri,
bilmem neler, Eskişehir'de neler. Dünya bir tarafa, biz bir taraftayız. Önde sinemalar geliyor, şey geliyor, filmler geliyor, sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz. Hiçbir şey aklımıza gelmiyor, ne olduk biz diye. Evet, bir anda kadın erkek beraber olduk. Bir anda düşündüğün Eskişehir, Porsuk'un kenarına çay bahçeleri yapıldı. Benim resimlerim var, böyle kısa kollu elbiseler, öğretmen. Oralara gitmişim. Öyle gayet serbest, hiç sıkıntı olmadan, bir şey olmadan yaşadık. Yani hakikaten o devrimin, ters devrimini yaşamadık. Onun içine sindik. O devrim bizim içimizdeydi sanki. Ben şimdi onu şaşıyorum. Ya hakikaten o zaman öyle dedim. Düşünün, 1925'te kıyafet kanunu çıkıyor. Kıyafet kanunu çıkıncaya kadar memlekette çeşitli kıyafetler var. Tarikatların kıyafetleri, büyörelerin kıyafetleri, başlığı, takkesi, yok dindar işte şey, her türlü kıyafet var. Kimin ne olduğu belli değil. Sonra o din adamlarının, yalnız bizim değil, yani Hristiyan din adamları, onların kıyafetleri hep böyle çeşitli kıyafetlerde çıkıyor. Şimdi Atatürk kıyafet kanunu koydu. Herkes bu şekilde giyecek. Bir anda bitti. Kıyafet birdenbire değişti. Nasıl oldu bu? Ha, şarta kal. Bir şey çıkmadı. Ya giymeyeceğim, yapmayacağım diye bir şey çıkmadı. Belki gördü ileride hani işledikçe oldu ama dışta bir şey yok. Yok. Birdenbire kıyafetler değişti. Herkes pantolon, ceket giydi. Herkes bu şapka giydi başında. Ya enteresan. Kadınlar için kıyafet kanununda bir şey yok. Atatürk diyor ki bırakın kadınları diyor, onlar bilirler diyor. Şimdi kadınların hepsi çarşaflı. Ben biliyorum gayet iyi, annem de öyleydi. Şimdi diyor ki Atatürk valilere, kaymakamlara, kadınlara ihtar edin. Çarşafınızı çıkarın diye diyor. Ceza yok. Zaman, mesela şu zamana kadar diye böyle bir şey yok. Kanun falan hiçbir şey yok. İnanabilirim. Kadınlar çarşafları çıkardılar. Korkuyla değil. Yalnız bir şeyle çarşaflar çıkardı. Ama diğer manto, bardüsü, ama dizinden dört parmak kadar aşağıda, öyle yerleri süpürmüyor. Başlarına da bir örtü, saç görünmez diye bir şey yok, saç falan şey. Böyle bir kıyafete birdenbire kadınlar girdiler. Bir şey olmadı. Ondan sonra kadın erkek tiyatroda gittik, şeyde gittik, o kıyafette. Her türlü şey oldu ya. Hiç gürültü patırtı olmadı. Ben hala şaşıyorum. Nasıl oldu bu işler diye. Nedir bu Atatürk sevgisi? Neymiş Atatürk sevgisi? Atatürk'ün her dediği şey gibi oldu. Çünkü Atatürk dediğini yaptı. Yapacağım dedi. İnsanlardan borç aldı. Güleceğiz dedi Zafer'den sonra. Arkadaşları güldü Zafer deyince. Hangi Zafer? Aldırmadı. Zafer'den sonra hepsinin borcunu ödedi. Alınan borçlar ödendi. Her şey. Verdiği sözü yaptı. Yalan söylemedi. Doğru oldu söyledi. Doğrusunu yaptı. Onun için halk ona inandı. O ne derse ona inandı. Bunun kadar önemli bir şey yok.
Hocam peki o günleri yani şapka devri, kılık kıyafet, kanlı vesaire gördünüz. Bugün de yani bugün günümüze baktığımız zaman o dönemle şu an arasında kadın hakları, eğitim, bu tip şeylerde nasıl bir fark görüyorsunuz? Şimdi bak ben bunu söylüyorum da bana gülüyorlar bazen. Ben diyorum bugün devrimimizin en yüksek çağındayız. Neden hocam? Neden? Çünkü bugün kadınımız, düşün o gün çarşaflı olan o kadınımız, okuma yazma bilmeyen, hiçbir şeyden haberi olmayan o kadınımız bugün şeyde, meydan bilimde, ona sanatta, ticarette, ekonomide, medyada, her sahada üstün birer başarı aldılar. Bütün kadınlar. Değil mi öyle? Hepsi başarılı. Şimdi bak bütün şeyde başarılı. Hangi gruba bakarsan orada başarılı kadın görüyoruz. Bu ne demektir? Devrimizin en yüksek çağındayız biz. O bakımdan ben çok mutluyum. Evet, buna karşı olanlar var, yobazlar. Ama onları yok edeceğiz muhakkak ki. Yine kadınlar yok edecek onları. Kadınlar ellerine aldığı bu şeyin devamını yapacaklar. Ben öyle diyorum. Çünkü düşünün, hakikaten sanatın her bölümünde kadınlar yüksekte ya. Sanatta, sporda, her şeyde birinci geliyor. Ben aklım ermiyor. Yani bu kadar muazzam. Bir şeyde okudum. Kimya mühendisi benim bir adam, bir kadın. 36 yaşında hani kayarak yapılan spor var ya böyle şey. O sporda birinci oluyor. Şaşırdım kaldım. 36 yaşında dünya birincisi oluyor kadın. Matematik üzerine diyor yaptık diyor. Bu çok önemli. Bakın neler neler çıkıyor. Ben onun için kadınlarımızdan çok şey bekliyorum. Tabii şimdiye kadar belki yalnız herkes kendi içinde kaldı. Pek fazla dışarıya belki vuramadılar. Vurdular, birçok şeyler yaptı. Yaptılar kadınlar, yapmadı değil ama az oldu. Yine de yapacaklarına inanıyorum. Tam bu noktada şunu sormak gerekiyor. Kadınlar Atatürk'e neler borçlu? Çok her şey borçluyuz yavrum. Her şey borçluyuz. O olmasaydı biz olmayacaktık. Hala şeyde, neydi onun ismi? Çarşaf altında olacaktık. Hala ne okumamız olacaktı ne bir şey. Onun sayesinde olduk böyle. Ne muazzam bir şey ya.